Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir şiş modelini birlikte öreceğiz. Modelimize şu şekilde bakalım. Bakınız atlamalı ve sürekli yerleri değişen çok şık güzel bir model düz ilmeğimiz yukarıya doğru devam ederken paralel bir şekilde gelen iki tane ilmeğimiz üst üste bakınız geliyor ve yerleri değiştirerek modelimizi oluşturuyor. Modelimizin arka tarafına da şöyle baktığımız zaman sanki düz bir görüntüsü var. Şöyle araladığımız zaman ise bakınız buradaki bir tane ters olan ilmeğimiz diğer yöndeki düz olan ve modelimizin görüntüsünü değiştiren ilmeğimiz. Evet, tek sayıda ilmeğimizi alarak şişimize örgü Modelimizi yapmaya başlayalım. Kolay gelsin. 3,5 buçuk numara şişim var. Tabi ipinize göre şişlerimizi tercih edebilirsiniz. Ben şu şekilde ilmeklerimi almaya başlıyorum. Küçük bir parça sizlerle birlikte öreceğiz. Birer birer şişime ilmeklerimi alıyorum. İlmeklerimi toparladıktan sonra örmeye başlıyorum bakınız. Birinci ilmeğimi boş bir şekilde alıyorum. İkinci ilmeğimi ters örüyorum. Bir tane ters. Üçüncü ilmeğimi düz örüyorum. Düz ördükten sonra bakınız üçüncü ilmeğim düz. Bir boş, bir ters, bir düz. Sıradaki iki ilmeğimi iki ters olarak örüyorum. Bir ve iki. Düzden sonra iki tane ters. 2 tersten sonra tekrar bir tane düz örüyorum. 2 ters örüyorum. 1 2 Bir tane düz, 2 tane ters. 1 ve 2. Tekrar bir düz örüyorum. 2 tane tersimi örüyorum. 2 ters. Bir düz örüyorum. 1 ters örüyorum. Ve son ilmeğimi de ters örüyorum. Zaten modelimizde bu boş olarak alacağımız ilmeğimiz. Şöyle hemen ikinci sıraya geçmeden hatırlayalım. Bir tane boş aldık modelimize başlarken. İkinci ilmeğimizi ters olarak ördüm. Bir düz, iki ters, bir düz, iki ters, bir düz, iki ters, bir düz olarak devam ettik ve modelimiz biteceğinde bir düz, bir ters, bir boş. Yani en son ilmeğimiz boş olarak öreceğimiz ilmeğimiz. Bunu modelden saymıyoruz. Her iki kenar ilmeğimiz. Şimdi örgümüzün arkasını çeviriyoruz ve modelimizi uyguluyoruz. Evet bu sıramızda bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Bir tane ilmeğimi boş alıyorum. Bir tane düz, bir tane ters, iki düz şeklinde gelmekte bakınız. Bir tane düzümü örüyorum. Sıradaki tersimi örüyorum. İki tane düzümü örüyorum. Diğer sırada iki ters bir düz olarak örmüştük. Bu sırada bakınız 2 düz bir ters. iki tane düzüm gördüğü gibi örülüyor. Görüldüğü gibi örüyoruz yani. Tersimi örüyorum. iki tane düz. Bir tane ters. 2 düz. Bir ters. Sonu sadece bakın. Bir ters. Bir düz ve bu boş ilmeğimiz yine düz olarak örelim modelimizden olmayan kenar ilmeğimizi. Hemen bakalım. Bir tane boş aldım. Bir düz, bir ters. 2 düz, bir ters. 2 düz, bir ters. 2 düz, bir ters. 2 düz, düz, bir ters şeklinde devam ettik ve şu uçlara bakalım bakınız. Hem bitişe hem başlangıca bitişlerde kenarda birer boş ve boşun yanındaki ilmeğimiz düz ve onun yanındaki ters. Bu kurulumumuzu yapalım. Arada zaten iki tane düz bir tane ters. Örgümüzün evet modelimizi koyacağımız kısmına başlıyoruz. Bakınız buradaki tek düzlerin olduğu yerde modelimizi kuruyoruz. Şimdi birinci ilmeğimi boş olarak alıyorum. İkinci ilmeğimi bakın bir ters, bir düz, bir tersi örmeden şişime geçireceğim. Buradaki modelimizin püf noktası şu ortadaki görmüş olduğumuz bir düzün bir sağında bir solunda tersleri. Tersler merkezde. Bu ilmeklerin etrafında modelimizi uygulayacağız. Yani özellikle buradaki şu düz ilmeğimize dikkat edelim lütfen düz ilmeğimiz her zaman ortada olacak. Bakın şimdi bir ters, bir düz, bir ters. Şimdi ipimi önte, ön tarafı alıyorum. Zaten önde bakın şu şekilde. Tersimi örmeden alıyorum. Ortada yine ikinci kez düz alıyorum. Tersimi tekrar boş olarak alıyorum. 3 tane ilmeğimi boş aldım ve ipimi bu şekilde uzattım. Sonrasında yine bakıyoruz bir ters bir düz bir tersi ise örüyoruz. Bakın ortada yine düzümüz var üçünü örüyoruz. Üç ilmek boş, üç ilmek örüyoruz ve hepsinde de ortada bir tane düz. Yani bu şekilde koldarsak kesinlikle şaşırmadan ya da kaydırmadan modelimizi tamamlayacağız. Evet tersi örüyorum, düz örüyorum, tekrar tersi örüyorum. Tekrar ip atlatma yerine geldim. Bir ters, bir düz, bir tersi. Şu şekilde ipimi kendimden tarafa çekiyorum. Bir tane tersimi aldım. Düzü aldım. Tekrar diğer tersi aldıktan sonra 3 tane ilmeğimi öreceğim. Bakınız yine ortada düzüm. Sağında ve solunda birer tersim bir tane ters, bir düz ve bir tane ters. Şekillerini de değiştirmeden örüyoruz. Yani pozisyonları aynı durumda kalıyor. Şimdi bir ters, bir düz, bir tersimizi görüyoruz. 3 ilmeğimi ördüğüm için hemen ipimi öne alıyorum. 1 2 ve 3 ilmeğimi boşa alıyorum. En son ilmeğimi örüyorum ve şöyle düzeltiyorum. Bakın, görmüş olduğumuz gibi Birinci ilmeğimizi boş aldık. Yani örmeden aldık. 3 tane ilmeğimi düz ilmeğim ortada kalacak şekilde ipi bu tarafa aldık ve atladık örmeden. Sonrasında 3 ilmeğim ortada yine düz ilmeğim sağında solunda birer ters olarak ördük. Sonrasında yine Ortada düz ilmek sağında solunda bir tane ters ilmeğimi ipimizi atladık. Sonrasında yine aynı şekilde üç tane ilmeğimizi ördük. Bir ters, bir düz, bir ters ve üç tane ilmeği atladık ve son ilmeğimizi ördük. Ve diğer sıramızı örmek için çeviriyoruz. Sıramı çevirdim. Bakınız düz örgülerimi görüyorum tersimi görüyorum İki düz bir ters şeklinde görüyorum arkasında atlamış olduğumuz yerleri bu yönde de atlatarak örüyoruz birinci ilmeğimi örmeden şişime takıyorum ve diğer üç ilmeğimi ilk üçü atladığım için bu yönde de şişime örmeden aktarıyorum 1 2 ve 3. Üç. 3'ünü aktardım. Diğer 3 ilmeğimi örmüştüm bakınız. Burada da 2 tane düz, ortada tersimiz oluyor bakınız. 1 düz örüyorum. Tersimi örüyorum. Tekrar düzümü örüyorum. 3 ilmeğimi tekrar örmeden atlatıyorum. İpim arkada kalıyor ve diğer 3 ilmeğimi örüyorum. 1 düz, 1 ters, 1 düz. Diğer 3 ilmeğimi yine ipim arkada kalıyor şişime örmeden takıyorum ve son ilmeğimi örüyorum bu şekilde bakınız ipimizi bu kez arkada bırakıp atlayarak ördük şöyle görelim iki tane üst üste çizgi şeklinde ilmeklerimiz görüldü bakınız ortada da birer tane düzümüz çok güzel bir şekilde belirginlik kazandı şimdi bu sıramızı Gördüğümüz gibi örüyoruz. Aynen nasıl görüyorsak atlatma yapmıyoruz bu sıramızda. İpimi ilk ilmeğimi boş alıyorum. Bakınız birinci ilmeğim ters. Birinci ilmeğimi ters olarak örüyorum. İkinci ilmeğim düz düz örüyorum. Üçüncü ilmeğim ters ve yandaki ters. İki ters bir düz. İki ters bir düz. Kesinlikle değiştirmiyoruz. Düz, bakınız gördüğümüz şekliyle örerek sıramızı tamamlıyoruz. Bir düz, iki tane ters, bir düz ve ters ve ters son ilmeğimizi de bir önceki ilmeğimize uyumlu olacak şekilde örelim. Evet, şimdi bakalım. Birinci ilmeğin boş aldım. Tıpkı bakınız ilk sırada kurduğumuz gibi kuruyoruz modelimizi. Boş aldım, bir tane ters, bir düz. 2 ters 1 düz 2 ters 1 düz 2 ters 1 düz 2 ters 1 düz 1 ters 1 boş şimdi çeviriyorum yine gördüğüm şekliyle örüyorum birinci ilmeğimi örmeden alıyorum 1 düz 1 ters 2 düz 1 ters gördüğümüz gibi 2 düz 1 ters 2 tane düz bir tane ters iki tane düz bir tane ters ve düz boş ilmeğimizi de yine uyumlu olsun düzle birlikte örüyorum Evet bu sıramızı da gördük bakınız atlatma yapmadığımız yön arka yönümüz modelimizin düz yönü diğer tarafta iki tane düz bir ters iki düz bir ters iki düz bir ters, düz, bir ters ördük kenarlarda ise bir boş, bir düz, bir ters. Buradan bakacak olursak bir boş, bir düz, bir ters. Bakınız aynı düzeni kurduk. Örgümüzün yönünü çeviriyoruz ve yeniden modelimizi bu ipimizi örmeden alma yani şuradaki atlama işlemlerini yapmaya başlıyoruz. Bu sıramızdaki dikkat etmemiz gereken tek önemli nokta birinci sırada ipimizi atladığımız 3 ilmeğimizi örüyoruz. Diğer sırada ipimizi atlattığımız sırada ördüğümüz 3 ilmeğimizin üzerinden ise ipimizi atlıyoruz. 3 tane örüyoruz, 3 tane atlıyoruz. Bakınız atladığımız sırayı bu sıramızda örüyoruz. Bakınız atladığımızı örüyoruz, ördüğümüzü ise atlatıyoruz. Yani yerlerini değiştiriyoruz. Hep aynı yerde bu uzun ilmeklerimizi tutmuyoruz. Şimdi örmeye başlıyorum. Gördüğümüz şekliyle örüyoruz. Bir tane tersimi örüyorum düzümü örüyorum tersimi örüyorum bakınız toplamda boş aldığımız ilmek ve diğer 3 ilmeğimizi örüyoruz hemen görüyoruz ortada düz ilmeğimiz sağında ve solunda birer tane ters ilmeğimiz hemen ipimi öne alıyorum kendimizden tarafa 1 2 3 üç. üçünü boş alıyorum ve ilmeğimiz burada ve diğer 3 ilmeğimi örüyorum. Bakınız ortada yine düzü, bir ters, bir düz, bir tersimizi örüyoruz. Bir ters, bir düz ve bir tersimi örüyorum. Şimdi 3 tane ilmeğimi ördükten sonra tekrar bir ters, bir düz, bir tersimizi ipimizi bu tarafa alıyoruz ve örmeden şişimize takıyoruz. Şu şekilde. Ve sonrasında tekrar bir tersimizi, bir düzümüzü, bir tersimizi ve boşumuzu, kenar ilmeğimizi gördüğümüz şekliyle örüyoruz. Ve modelimizi bakınız ikinci kez bu şekilde kurarak tamamladık. Şöyle bakalım. İlk sırada model atladığımız yerleri bu sıramızda ördük. İlk sırada ördüğümüz yerlerde ise modelimizi ilmeğimizi uzatarak atlattık ilk sırada yaptığımız işlemin tam tersini bu sıramızda kurduk yeni modelimizin kurulumunda. Şimdi diğer yönü çevireceğiz ve yine atlamalı yerlerde ipimizi atlatarak ilmeklerimizi örmeden şişimize geçireceğiz. Tıpkı aşağıda olduğu gibi bakınız 2 2. Devam ediyorum. Hemen birinci ilmeğimi boş alıyorum. Örüyorum. Bakınız bir düz bir ters ilmeğimi ördüm sonrasında tekrar bir tane düzümü ördüm ve diğer bakın atlattığım ilmeğimin olduğu yere geldim Atlattığım ilmeğimi hiç çevirmenize gerek yok diğer tarafta ortada düzümüz vardı bu tarafta ise ortada ters iki kenarda düzü gördüğümüz zaman ipimiz zaten arkada kalacak hemen şu şekilde şişimize geçirelim ve diğer 3 ilmeğimizi örelim 2 düz bir ters oluyor bu yönde Yine atlatmalı ilmeğimiz ipimiz arkada bu şekilde atlatıyorum ve diğer ilmeklerimi örüyorum. 3 ve son ilmeğimle uyumlu örüyorum ve ardını çeviriyorum. Şöyle bakıyoruz. Bakınız modelimizi çok kolay bir şekilde hemen yerleştirdik. İki sıra bu şekilde atlamalarımızı yaptıktan sonra İster bu sırada ister bu sırada hiç fark etmez. İki sıra örüyoruz. Bir sıra bu yönden modelimizi kurduğumuz bir sıra diğer yönden ördükten sonra yine bu atlamalarımızın yerini değiştirerek kurmaya devam ediyoruz. Şimdi hemen örelim. İyice modelimiz pekişsin. Gördüğümüz gibi ilmeklerimizi örüyorum. Bakın tersleri ters düz ilmeklerimi düz olarak örüyorum hepsini örüyoruz. Atladıklarımızı da ördüklerimizi de düz ters ve ters diğer yönü de hemen çeviriyorum. Diğer yönde de aynı şekilde gördüğümüz gibi ilmeklerimizi hiç değiştirmeden aynı şekliyle örüyorum. Boş alıyorum. Düz ters. Bakın iki düz bir ters şeklinde bu yönde bir ters, iki düz. Bir ters. Evet, iki sıra bir gittik, bir geldik. Bir diğer yönden, bir bu yönden ördükten sonra tekrar modelimizi kurmaya başlıyoruz. Modelimizi bu kez bir tane boş alıp hemen alttaki gibi kuruyoruz. Bir tane boş alıyoruz. İpimiz zaten bu yerdeydi. Bakınız ortada düzümüz, her iki kenarda birer tersimiz. 3 ilmeğimi şişimi takıyorum. İpim de bu şekilde örülmeden uzun. Diğer 3 ilmeği hemen örüyorum. 1, 2, 3. Tekrar 3 ilmeğimi 1, 2 ve 3. Diğer 3 ilmeğimi örüyorum. 1, 2 ve 3. Diğer 3 ilmeğimi örmeden şişimi takıyorum. Ve son ilmeğimi örüyorum modelimizin yerini değiştirerek kurduk. Arkasını çevirdiğimiz zaman yine aynı şekilde atladığımız yerleri atlayarak bakınız birinci ilmeğimi ördüm ve burada atlamıştık bakınız hemen hiç bakmaya da gerek yok bir tane düz ortada ters kenardaki düzü hemen alıyorum diğer bir düz bir ters bir düzü hemen örüyorum Diğerini atlatıyorum. Bakınız ipimiz arkada zaten. Diğerini örüyorum. Bir. Atlatıyorum. Ve en son ilmeğimi de örüyorum. Evet çalışmamızın sonuna geldik. Bakınız bu şekilde sürekli yerlerini değiştirerek dilediğimiz örgülerde kullanabiliriz. Hem yetişkin hem bebek örgülerinde çok şık olan bir örgü. Örmesi de son derece zevkli, ipleri atlatarak örebileceğimiz güzel bir örgü. Evet, yeni çalışmalarımızda görüşünceye kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.